Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serhat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 44 günde TYT Fizik Kampımızın 11. günü 2. videosuyla, ısı sıcaklık genleşme ünitesinin 2. soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Sevgili gençler, hocam bugün ne anlattık da 30 adet soru çözeceğiz diyorsunuz. Öncelikle her soru videomuzda 30 adet sorumuzun olmasını bilmen beni mutlu etti. Biz konu anlatım videomuzda ne anlattık sizlere? Hal değişimi, hal değişimi varken ki ısı denge, hal değişimi yokken ki ısı dengeden bahsettik. Konumuz iyice otursun diye her konu anlatım videomuzun paylaşıldığı günden itibaren aynı gün içerisinde 30 adetli soru çözüm videosuyla pekiştiriyoruz arkadaşlar. Ekim ayı içerisinde TYT kampımız tamamen bitecek. AYT kampımız ise başlayacaktır. Açıklama kısmında PDF'ler, WhatsApp grupları, her şeye ulaşabilirsiniz. Haydi iyi seyirler, iyi izlemeler. Isı sahası büyük olan bir sıvının kaynama sıcaklığı da büyüktür diyor. Yusuf'un verdiği bilginin doğruluğu yok. Yanlıştı yani. Kaynama sıcaklığı büyük diye değil, öyle bir bağıntı yok. Kaynama sıcaklığı sıvılar için ayırt edicidir. Meral doğru söylemiş. Kaynama sıcaklığı sıvının bulunduğu ortamın basıncından da etkilenir diyor. Tuğba doğru söylemiş. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Buna göre hangileri doğrudur? 3 farklı maddenin hem erimi hem kaynama sıcaklıkları verilmiş. -30'da 3 maddede katı haldedir diyor. -30 erimenin solunda olması lazım. Evet, evet, hayır. O zaman yanlış. 0 derecede 3 maddede sıvı haldedir diyor. Üçünün de erime kaynama arasında olması lazım. Evet, yanlış. Y'den dolayı bu da yanlış. Her 3 maddenin de sıcaklığını 0'dan 100'e çıkardığımızda X ve Y birer kez hal değiştirir diyor. Bakalım 0 buradaydı. 100 evet sıvıdan gaza gitmişim. Katıdan sıvıya gitmişim. 3. öncülüm yalnız 3. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Saf bir madde eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren kaynakla ısıtıldığında sıvının sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Bakalım arkadaşlar. Erime ısısı kaynama ısısından küçüktür diyor. Burası 1, burası 4. Değil mi? Evet, kesinlikle doğru. Sıvı halinin öz ısısı katı halinden büyüktür diyor. Bakın 3'e 1. Şimdi Kelmacit formülünde 3 küyü ısı verilmiş. O zaman arkadaşlar şöyle düşünelim. Gazınkini bilmiyorum zaten, yorum yapamam. Sıvının 3'e 1 olduğu için büyük olacak. 1 ve 2 D şıkkı doğru cevabımız. Gazınkini nerede bittiğini bilmiyorum çünkü. Erime noktası 50 derecedir. Katı madde olması lazım. Evet, doğru. Kaynama sıcaklığı 110 derecedir. Doğru. -10 derecede katıdır. Doğru. Erime ısısı kaynamaya eşit mi? Erime ısısı için 1 Q, kaynaması için 2 Q ısı veriliyor. Demek ki eşit değil. Katı haldeki ısı sahası sıvı haldekine niye eşit? Çünkü zamanlarımız aynı olacak. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Deniz seviyesindeki X ve Y kaplarındaki su ve buz karışımları özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında karışımların sıcaklık zaman grafiği veriliyor. Şimdi arkadaşlar burada X kabı T sürede tamam hal değişimi bitiyor. Y kabının 2T sürede bitiyor. Hangileri karşılaştırılabilir diyor. Bakalım arkadaşlar. Kaplardaki başlangıçta bulunan buz kütleleri, kaplardaki başlangıçta bulunan su kütleleri, kaplardaki suların kaynayıncaya kadar geçer süreleri. Şimdi arkadaşlar burada hal değişimi esnasında buzun tamamen eridiğini biliyorum. O zaman özdeş ısıtıcılar dediği için demek ki ben buz kütlelerini karşılaştırabilirim. Su kütleleri hakkında bilgim yok. Çünkü 0 derecede zaten buz suya dönüşecek. A şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Kaynayıncaya kadar geçen sürede de şu an herhangi bir bilgi veremiyorum gençler. K ve L aynı cins sıvı olabilir mi? Hal değiştirme maddeler için ayırt edicidir. Evet, olabilir. K'nin ısı sahası. Kelmacit formülünden ilerliyoruz. Mc ısı sahası demek. Q'yu sıcaklığa böldüm. 1 bölü 2. Burası ise 1 bölü 1'den 1. K'nin 2 L'den küçüktür. Doğru. Aynı cins madde sıvılarsa kaynama ısıları eşit olabilir mi diyor. Arkadaşlar olabilir. Çünkü aynı cins sıvı olabiliyor demiştik. E şıkkı 1, 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Saf bir maddenin sıcaklığının verdiği ısı enerjisine göre değişim grafiği. K bölgesinde sıcaklık azaldığı için iç enerjisi azalacaktır. Doğru. L bölgesinde de iç enerji azalacaktır. Ama hocam sıcaklık değişmiyor. Demek ki
potansiyel enerjisi azalıyor. L'de niye sıcaklık değişmez? Çünkü hal değiştirmiştir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı 1 ve 3 olacaktır. Buna göre bu sıvılardan hangi ikisi ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılırsa bu sıvılar arasında ısı alışverişi olmaz diyor. Sevgili gençler, ısı alışverişinin gerçekleşebilmesi için tek bir şart vardı. Başlangıç sıcaklıklarının eşit olması. Eşit olmaması, yani farklı olursa ısı alışverişi olurdu. Isı alışverişi olmaz dediği için demek ki başlangıç sıcaklıkları aynı olacak. Buna denk sadece K ve L var. Bir de ek bilgi vereyim size. Isı alışverişi sonucunda benim nelerim eşit olurdu? 1. Son sıcaklıklarım, yani denge sıcaklığım. 2. İç enerji değişimlerim eşit olurdu. A şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. K ve L katı maddeleri. Isıca yalıtılmış ortama konulduklarında K'den L'ye ısı geçişi oluyor. Şu an arkadaşlar, o zaman K'nin başlangıçtaki sıcaklığı L'nin başlangıç sıcaklığından büyük. Birinci önce kesinlikle doğru. K'nin sıcaklığı kesinlikle azalır. L'nin sıcaklığı kesinlikle artar mı? Şimdi K ısı veren olacak. Katı sıvı gaz. Şimdi ısı veren olduğu için sola gidecek. Herhangi bir hal değişimi olmadığı için K'nin sıcaklığı kesinlikle azalır. Ama L ısı alan kısım. Sağa doğru gidecek. Eğer 0 derecede erime sıcaklığındaysa L'nin sıcaklığı kesin artar diyemiyorum. 1 ve 2 D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Konu anlatım videomuzu muhakkak izleyin ki aslında detayları biz konu anlatım videosunda anlatıyoruz. Soru çözümüyle birlikte pekiştirelim gençler. Deniz seviyesinde bulunan şekildeki kabın içindeki su ve buz ısı dengede. Kap bir süre ocakta ısıtıldıktan sonra incelendiğinde kapta yine su ve buz olduğu gözleniyor. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar, o zaman aslında su kütlesi artmıştır çünkü buz eriyor. Buz kütlesi azalmıştır. Tabii ki de son durumda suyun sıcaklığı artmıştır diyor. Suyun sıcaklığı artacaktır çünkü kap ısıtılıyor. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Isıca yalıtılmış bir kapta bulunan suya bir miktar buz konulduğunda suyun kütle zaman grafiği verilmiş. Şimdi başlangıçta suyun kütlesi değişmiyor. Sonra suyun kütlesi artıyorsa demek ki buzun kütlesi azalıyor. Ki zaten ısıca yalıtılmış ortam demesinin sebebi de bu. Sadece su ve buz arasında ısı alışverişi var. Sonra suyun kütlesi yine değişmiyorsa demek ki buzun da değişmiyor. Simetri olacak yalnız 3 C şıkkı ya da şöyle de yorumlanabilir. Başlangıçta buzun kütlesi değişmiyordur. Sonra buz tamamen erimiştir. O yüzden suyun kütlesi değişmiyordur. 2 ya da 3 E şıkkı cevabımızdır. Eşit kütleli KLM sularının ilk sıcaklıkları 10, 40, 70. Isıca yalıtılmış kapta K'nin yarısı ile L'nin yarısı. Yani şöyle düşünün. Arkadaşlar, demek ki tam ortası olacak. T1, 25. L'nin yarısı ile M'nin yarısı. Isı sahaları eşit olduğu için aritmetik ortalaması 55. K'nin diğer yarısı ile M'nin diğer yarısı. Isı sahaları aynı olduğu için aritmetik ortalaması 40. Büyük küçükten büyüğe sormuş. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Sıcaklıkları farklı sıvı K maddesi ile katı L maddesi ısıca yalıtılmış kapalı bir ortama konuluyor ve aralarında ısı alışverişi yaparak ısı dengeye gelmeleri sağlanıyor. K maddesinin tamamı ısı alışverişi sırasında hal değiştiriyorsa o zaman son sıcaklıklar tabii ki de eşit. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar, K tamamı ısı alışverişi sırasında hal değiştiriyorsa demek ki sıvı K maddesi ne olacak? Katı olacak. Ya da düşüneceğiz. L zaten katıydı. L de katıda kalacak. Çünkü son sıcaklıklar eşit. K katı, L katı, son sıcaklıklar eşit. İç enerji değişimleri de eşit. D şıkkı cevabımız. Hangi değer aralığında üçü de sıvı halde bulunur diyor. Sıvı halde bulunması için şu aralıkta, şu aralıkta ve bu aralıkta olacak. 11 tamam. Üçünde de var mı? Var. 19'da var. 11 hemen şöyle üçünü de bir silelim. 11 ve 19'u yerleştirelim. Şansımız yaver giderse cevap A şıkkıdır. 11, 19. Bak, şansımız yaver gitti. Donma noktasının aşağısında katıyım. Kaynama noktasının yukarısında da gazım. A şıkkı cevabımız. Isıca yalıtılmış bir ortama konulan K ve L katı maddeleri ısı alışverişi yaparak denge sıcaklığına ulaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar, İkisi de katı olduğu için herhangi bir hal değişimi yok. İkisi de katı zaten. İkisinin de sıcaklığı değişecek.
Sıcaklığı değiştiği için ikisinin de iç enerjisi değişecek. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. İçinde su bulunan kaba bir buz parçası konulduğunda su kütlesinin zamana göre değişim grafiği. Başlangıçta su kütlesi değişmiyor. Buzun da kütlesi değişmiyor. Kütle değişmiyorsa hal değişimi yok. Başlangıçta buzun sıcaklığı sıfırdan küçük. K aralığın L'de suyun kütlesi azalıyorsa demek ki su burada 0 derece. O zaman başlangıçta 0'ın üzerindeydi. Demek ki K aralığında suyun sıcaklığı azalıyor. Başlangıçta suyun sıcaklığı 0'dan büyük. M aralığında suyun sıcaklığı 0'dır diyor. Şimdi tamamı donmamış. Demek ki arkadaşlar M aralığında su da buz da 0 derece. L aralığında ikisi de 0 derece olsaydı ısı alışveriş olmazdı. Su donmazdı, buz da erimezdi. Ama burada su donuyor ki kütlesi azalsın. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Bu sefer buz kütlesinin zamana göre değişim grafiği verilmiş. Buzun kütlesi ne zaman değişiyor? T anında. Demek ki burada buz artık hal değişiminde. Ama su hal değişiminde değil. Çünkü ikisi de 0 derece olsaydı o zaman ısı alışverişi olmazdı. T2-T aralığında. Burada buzun kütlesi artıyor. Buzun hal değişimi yok. O zaman su burada donduğu için su 0 derece, buz 0'ın altında. T2-T zaman aralığında su hal değişiminde olduğu için hal değişimi esnasında sıcaklık değişmez. Dikkatli olalım. Bak ben gibi hataya düşmeyin. D şıkkı cevabımızdır. Çok güzel bir soru. Katı bir metal cisim bir ısı kaynağıyla ısıtıldığında cismin kütle zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre cismin katı kısmı için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi başlangıçta kütlem değişmiyor. Bu ne demek? Demek ki katı cismin sıcaklığı 0 dereceden 0 dereceden küçük arkadaşlar. Ama burada artık 0 derece. Şimdi 0T aralığında T anında 0 derece ise demek ki başlangıçta sıcaklığı artacak, iç enerjisi artacak. T2-T aralığında katı kısım sıcaklığı değişmiyor, katının değişmiyor. Katının miktarı da azalıyor. Katı kısmı soruyor bana. İç enerjisi azalacak. 0T aralığında hacim ne artar? Çünkü sıcaklık arttığı için hacim artar, öz kütle azalır. E şıkkı cevabımızdır. Buz kütlesi. Şimdi direkt buzun kütlesi azalıyorsa demek ki buz artık erimeye başlamış. Buz 0 derece. Su sıfırın üzerinde. Kaptaki suyun son sıcaklığı. Şimdi buz erimeye başladıktan sonra tamamı erimemiş. Neden? Demek ki son sıcaklıklar artık 0 derecede kalmış. O zaman kaptaki suyun son sıcaklığı da buzunki gibi 0 derece olacaktır. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Buna göre hal değişimlerinin hangilerinde hal değişimi için maddeden ortama ısı aktarımı gerçekleşir? Yani katı, sıvı, gaz, plazma yazdığımızda sola doğru giderizden kastı var. Sıvıdan katıya giden mesela süblimleşme neydi arkadaşlar süblimleşme? Katıdan gaza gidiyor. Hayır. Ortamdan maddeye ısı aktarımı olur. Erime katıdan sıvıya, ortamdan maddeye ısı aktarımı olur. Yoğuşma gazdan sıvıya. Bu ne demek? Ortam maddeden ortama ısı aktarımı olur. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Bir öğrenci deniz düzeyinde ısıca yalıtılmış kaptaki 60 derece sıcaklığındaki suyun içine 0 derece sıcaklığındaki buz kalıbını bırakıyor. Buz bırakıldıktan 5 dakika sonra buzun yarısı eriyor. Bir 5 dakika sonra tamamı erir diyemem. Belki ısıl denge 0 derecede kalacak. 10 dakika sonra tamamı erir diyemem. Suyun sıcaklığı azalacaktır. Bu kesin. Denge sıcaklığı hal değişiminde oluştuğu için 0 derece de olabilir. 0 ile 60 derece arasında olamaz. Üçüncü öncülüm yanlış. Yani 0 eşit de olabilir. Yalnız 2B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. X cismi ısıca yalıtılmış kapta bulunan Y sıvısına konuluyor. Isı alışverişi ikisi arasında oluyor. X'in sıcaklığı artarsa Y'ninki azalır. Doğru. Sıcaklıkları bilinmiyor. Biri alacak biri verecek. X'in sıcaklığı alıyordur, azalıyordur. Y'ninki değişmiyordur. Bunun için mesela başlangıçta X'in sıcaklığı Y'den büyük olması lazım. Olabilir. X'in sıcaklığı değişmiyordur. Y'ninki azalıyordur. Bunun için de Y'ninki X'den büyük olması lazım. Şu an hepsi olabilir. E şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. X ve Y kaplarındaki termal dengede bulunan su buz karışımları deniz seviyesinde özdeş ısıtıcılarla ısıtıldıklarında sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Şimdi X'teki 2T'ye kadar hal değişiminde
Y'deki T'ye kadar. Demek ki arkadaşlar şimdi şunu diyebilir miyiz biz? 2T anında artık hiç buz yok. Kesinlikle doğru. T sıcaklığında katlardaki su miktarları eşittir diyor. Şimdi eşit miktar buz ya da eşit miktar su olup olmadığını bilmiyorum. Başlangıçta X buzunun kütlesi Y'den niye 2 kat daha fazla? Çünkü özdeş ısıtıcılarla Q eşittir M çarpı hal değiştirme ısısı formülünde hal değiştirme ısıları eşit X'in Y'ye göre vermesi gereken ısı enerjisi 2 katı. O yüzden 1 de doğru. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Eşit zaman aralıklarında eşit miktarda ısı veren, ısı enerjisi veren ısıtıcı ile ısıtılan bir maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişim grafiği verilmiş. Madde iki sıvıdan oluşan bir karışımdır diyor. İç enerjisi zamanla artmıştır diyor. Kesinlikle doğru çünkü sıcaklık artıyor. Katı bir maddeye ısı verilmiştir diyor. Neden? Çünkü iki kere hal değişimini uğruyor. Katıdan sıvıya 1, sıvıdan gaza 2. 2 ve 3 kesinlikle doğru cevabım E şıkkı oluşacaktır. Hangi zaman aralıklarında buzun sıcaklığı sabit kalmıştır? Konu altın videosunda çok defa söyledim. Şu anda söyleyeyim. Hal değişimi esnasında sıcaklık değişmez, kütle değişir. Buzun sıcaklığının sabit kalması için kütlesinin değiştiği durum 2 kesinlikle var. Ama burada niye buzun kütlesi tamamen azalmıyor da bir yerden sonra sabit kalıyor? Demek ki artık burada buz da su da 0 derecede arkadaşlar. Demek ki 3 de kabul edilecek. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. 1 numarada buzun sıcaklığı 0'ın altında, suyun sıcaklığı 0'ın üstünde. 2 numarada buz 0, su 0'ın üstünde. 3 numarada ikisi de 0 derece. Deniz seviyesinde ısıca ılıtılmış kaptaki suyun içine buz parçası atılıp ısıl denge sağlandığında, yani belli bir süre sonra buzun yarısı eriyor. Demek ki buzun ilk sıcaklığı 0'ın altında, suyun ilk sıcaklığı 0'ın üzerinde, buzun yarısı eriyorsa demek ki artık denge sıcaklığı 0'da kalmış. 1 ve 3 D şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Isıca ılıtılmış bir ortamda yalnızca birbiriyle ısı alışverişi yapabilen iki cisim var. Sevgili gençler, K burada veren, L ise burada alan olmuş. Her zaman verilen ısı alınan ısıya eşittir. Doğru. Kütleler hakkında bilgim var mı diye bakıyorum. Kütleler hakkında yok. Şunu biliyorum. K'nin sıcaklık değişimi 1 ise ısı sahası 2. L'nin 2 ise ısı sahası 1. Ama kütlelerini bilmediğim için ısı sahalarını yorumlayamam diyeyim. T anında artık ısıl denge sağlanmıştır. 1 ve 3 C şıkkı cevabımızdır. Deniz seviyesinde ısıca ılıtılmış bir kaptaki suya buz konulur konulmaz buzun kütlesi azalıyorsa demek ki buz erimede, yani 0 derecede. Tabii ki de buz eriyor, yani buzun sıcak buz ısı alıyor, ısı veren su var. Suyun sıcaklığı 0'ın üzerinde ama T anında ikisi de 0 derece olacak ve 0 T anında buzun suyun sıcaklığı azalacak. T anında artık buzun 0 derecede, suyun 0 derecede olduğu için ısıl denge sağlanmış olacak. E şıkkı cevabımızdır. Son iki soru. Umarım güzel bir video olmuştur. Kapta H yüksekliğinde 10 derece sıcaklığında su var. Geri kalan kısma ise 30 derece sıcaklığında su eklenecek. Burada şuna bakmamız lazım sevgili gençler. Kimin kütlesi, yani öz ısıları aynı olduğu için kütlesi, dolayısıyla ısı sahası daha fazla, 10 derecenin ortası 20 olurdu. Ama 10 dereceden daha fazla olduğu için 10 derece ile 20 derece arası sorumuzun doğru cevabı olacaktır. 11. gün ısı sıcaklık soru 2'nin son videosu gençler, son sorusu. Maddenin kütlesi artırılırsa hangileri değişmez diyor. Öncelikle kütle artarsa da azalsa da hal değişim sıcaklığı, işte katı halde bulunduğu için T1 erime, T2 ise kaynama sıcaklığı madde miktarına bağlı değildir. E tabii ki de kütlesi fazla olan maddeyi tamamen eritmek için daha fazla ısı verilmeli. O yüzden T1 ve T2 değişmez. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Sizlerden ricam tabii ki de beğenip yorum atmayı unutmayınız. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.